Ülke genelde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipiden kaynaklı yolların açılması, yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgeye transferin sağlanması ve gerekli yardımların yapılması kapsamında AFAD'ımızın koordinasyonunda tam kapsamında jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekiplerimiz, 112'miz, özel idaremiz, karayollarımız, STK'larımızla birlikte tüm çalışmalarımızı biz yürütmekteyiz. Yoğun kar yağışı maalesef tüm Türkiye'yi sardığı gibi Bitlis'e sarmıştır. Bu konuda bizler öncesinde gerekli çalışmalarımızı yaptık, gerekli toplantılarımızı yaptık. Yalnız vatandaşlarımızdan bir istirhamımız olacaktır. Bizler evet tüm devletin tüm gücüyle birlikte sahadayız. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ancak vatandaşlarımızın da yoğun kar yağışı olduğu tarihlerde mümkün mertebe imkan zorun olmadıkça dışarı çıkmamaları noktasında gerekli duyurulara kulak asmalarını önemli arz ediyoruz ki bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira meteoroloji verilerine baktığımız zaman yoğun kar yağışı olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bizler AFAD Acil Durum Müdürlüğü olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen acil durumlarda zaten ekiplerimiz teyakkuz halinde 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Kendilerini zaten kendilerine ulaşarak onları o bölgeden alarak daha önceden belirlemiş olduğumuz geçici barınma noktalarına getiriyoruz. Ama vatandaşlarımız bu konuda olur da hani ille de trafiğe çıkmak zorunlu olan durumlarda ise en azından bazı kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Şöyle ki kış aylarında uzun bir seyahate çıkan vatandaşlarımız mutlak surete bir kere araçlarının bakım ve onarım yapması gerekir. Onunla birlikte kış lastiği, zincir, takoz gibi, çekici gibi, kürek gibi, fırça gibi olası bir durumda kendisine fayda sağlayacak malzemesi mutlaka aracında bulundurması lazım. Bununla birlikte yine birden fazla ailesiyle birlikte eğer yolculuğa çıkıyorsa vatandaşların mutlak surette kendi aracının bagajında bir afet acı durum çantasının bulundurması gerektiği noktasında biz ısrarla bunu söylüyoruz. Bu çantamız ne işe yarar? Afet acı durum çantamız ismi ile anıldığı, zikredildiği şekliyle içerisinde bulunan malzemeler olası bir mahsur kalma olayında kendisini 2-3 saat idame ettirebilecek malzemeyi bulundurması noktasında önem arz etmektedir. Bu çantanın içerisinde ne olması gerekir? Afet acı durum çantasının içerisinde su, bisküvi, yiyecek, içecek, böyle kışa uygun battaniye olabilir, eldiven, bere olabilir. Zira olası bir yoldan mahsur kalma olayında yetkili uzmanların, müdahale ekiplerinin kendisine ulaşıncaya kadar kendini orada koruyabilecek düzeyde malzemenin olması kendisi ve ailesi için büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte yine dikkat etmesi gereken bir diğer husus da yine uzun yolculuğa çıkan vatandaşlarımızın mutlaka araç depolarını kontrol etmesi gerekir. Yani yakıt konusunda da biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira kış aylarında
her türlü sürprize açık maalesef coğrafyamız. Dolayısıyla yolda 2 saat, 3 saat kalma durumu olabilir. Yakıtı bitmesi durumunda ısı sıkıntısı yaşayabilir, ısınma sıkıntısı yaşayabilir. Buna da dikkat etmeleri onlar açısından büyük önem arz etmektedir. Olası büyük 3, 5, 6 saatlik bir mahsur kalma olayında maalesef yakıtı bitme durumu olabilir. Böyle bir durumda da vatandaşımız yani saatte 10 dakika aracını çalıştırarak onun motorun ısısından faydalanma şansına sahip. Bununla birlikte öncesinden dediğim gibi araçlarında bir battaniye bulundurmaları, bir bere, bir şapka bulundurmaları, olası bir mahsur kalma olayında en azından ısınma problemini bu şekilde çözmüş olacaktır. Dediğim gibi vatandaşlarımız kendi görev ve sorumluluklarını bilerek ve yetkili mülki amirlerimizin uyarılarına göre seyahatlarını planlarlarsa inşallah onlar için, bizler için de afetsiz ve kazasız belasız bir kış geçirmeyi hedefliyoruz. Bizler Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak önceden yolda mahsur kalmış vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın yurtlarını ayarladık. Onun dışında kurumlarımıza ait misafirhaneleri ayarladık, planladık. Olası bir mahsur kalma olayında biz Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza ulaşarak onları oradan alıp geçici barınmalarını sağlamak üzere misafir ediyoruz ve bunların iaşesini de sağ olsunlar Türk Kızılay'ımız bunu karşılıyor. Dolayısıyla bahsettiğim üzere TAMP kapsamında tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürütmektedirler. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu konuda biraz bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Zorunlu olmadıkça mutlak surette trafiğe çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yine bahsettiğim üzere olur da trafiğe çıkacaklar ise en azından bir tedbir almaları noktasında biraz özen göstermelerini istiyoruz. Bahsettiğim gibi acil durum çantasının araçlarında bulundurulması, orada bir miktar su, bir miktar yiyecek, içecek bulundurmaları, yine özellikle biz şu son günde yaşanan afetlere baktığımız zaman maalesef araçlarımızda kışlık lastik olmadığını görüyoruz. Maalesef araçlarımızda zincir olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu tedbirsizlik bize geri dönüşü çok ağır olabiliyor. Ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bu konuda biraz duyarlı olalım. Bir başka hususta şu olsa gerek. Vatandaşlarımız eğer tek başına yolculuk yapıyorlarsa, eğer yolda mahsur kalmaları söz konusu ise tabii uyku hali olabilir. Bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yani Allah korusun uyuyakalırlarsa farklı farklı sıkıntılar meydana gelebilir. Ayık olmak yolunda biraz daha gayret sarf etsinler ve bulunduğu yeri terk etmesinler. Bir şekilde 112, 112 arayarak acil yardım istediklerinde kendi bulundukları yerlerini kaybetmesinler, o bölgeyi terk etmesinler ki zira oraya müdahale ekipleri ulaşsın, onu oradan alsın. Olur da araçta birden fazla fert bulunuyorsa, eğer uyku problemi var ise hep birlikte yatmasınlar, en azından nöbetleşerek yatsınlar. Bu da onların güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte yakıtlarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız. Zira mahsur kaldığımız bölge uzak bir bölge olabilir. Orada 1 saat değil de 5-6 saat belki kalma durumu söz konusu olabilir. Yine müdahale ekiplerinin de onlara ulaşması uzun süre olabilir. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alarak aracımızda yakıtımızın da tasarruflu kullanma noktasında biraz özen göstermemiz lazım. Maksimum bizim önerdiğimiz yani saate 10 dakika aracı çalıştırarak aracın motorundan, kaloriferinden veya olursa klimasından faydalanmamız söz konusu olacaktır. Olası bir büyük afetlerde dediğim gibi radyoyu açalım, radyodan takip edelim. Yani oradan ekiplerin duyurularına kulak asalım, önerilerine önem gösterelim. Bu konuda inşallah biz ve vatandaşlarımız kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinde eminim bu kışımız inşallah kazasız belasız geçer diye umut ediyorum.